Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Linda ameliyat oldu dün. Linda'nın şeyi var. Hani şurada bir yara vardı Linda'nın. Ona ameliyat ettiler. Annem de onun için video çekiyor şu an. Evet, bahsetmiştik. Linda'nın operasyonu bitti. Ameliyatını oldu. Gayet iyi. Ama şimdi dikiş yerlerimizin iyileşmesini bekliyoruz. Biz yağ bezesi diye düşünmüştük ama maalesef bir tümör varmış. Onu aldırmak zorunda kaldık. Neyse ki iyi huyluymuş. Hiçbir yerine yayılmadığı için rahatız. Ama tabii tam boynunda olduğu için boyunluk da olmuyor. Patileriyle kaşıyıp dikişlerini de attırmaması gerekiyor. Onun için biz de kendimize göre bir çözüm bulduk. Boynunu ben evde pansuman yapıyorum. Sonra böyle kaşımasın diye de tabii sarmamız gerekiyor. Patileriyle maalesef rahatsız edebiliyor. Zorlu bir süreçti. Anestezi aldı tabii ki. Bayıldı. Ama umduğumuzdan zor bir ameliyattı. Zorlu geçti. Ama şu anda iyi Linda. Görüyorsunuz. Gayet iyi. Abisiyle oturuyor. Dolaşıyor. Hiçbir sıkıntımız kalmadı. Şu anda tek sıkıntısı sıcak. Ama yorumlarda bize geçmiş olsun dileklerini söyleyen, bahseden, Linda için üzülen herkese çok teşekkür ederiz. Şu anda Linda iyi. Alacak. Aras abisiyle beraber. Öyle topu alacak. Merak etmeyin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah videolarımıza. Zorlu bir süreçti. Biraz uğraştık. Tabii yine şimdi tedavimiz daha bitmedi. Devam ediyoruz. Antibiyotikleri devam ediyor. Cumartesi günü dikişleri alınacak. Birkaç gün geçmesi gerekiyor. Bak burada da bir yarası. Ama neyse ki gayet mutlu. Bak burada da İlk gün zordu. Onu videoya çekmedim. İlk gün zorlu olduğu için. Bak orada da bir yarası var. Evet, orası damar yolu. Çünkü Linda ne yaptı bak Aras. Sakladı kendini şeyin altına, sehpanın altına. Gözleri görünüyor ama. Yani serum aldığı için serum yolu açıldı tabii ki. Ya yani hiç kimsenin başına gelmesin böyle şeyler. Onlar çok tatlılar. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani böyle fularlı Linda oldu. Bir süre böyle devam edecek. Çok sıcak ama yapılabilecek bir şey yok. Çünkü orayı kaşımasını engellememiz gerekiyor. Yani bu videonun sonunda o boynundan aldıkları parçanın fotoğrafını eklemeyi düşünüyorum. Yani daha önce hiç böyle bir şey görmemiş veterinerimiz de aynı şeyi söyledi. Yani nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz. Hayır. Linda kaşıma. Linda. Kaşıma. Hı. İşte bakın. Hadi böyle yaptığı benim için. Anne bak ayağı orada dikkat kaldı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şaşkın kızım benim. Ayağı orada kaldı. Linda. Şaşkın kızım. Ne oldu anneciğim? Evet, dediğim gibi bu videonun sonunda fotoğrafta hani boynundan nasıl bir kitle çıkardığımızı fotoğrafını atacağım size. Ekleyeceğim. Yani biz çok şaşırdık. Yağ bezesi beklerken farklı bir şeyle karşılaştık. Ama neyse ki oldu bitti. Linda şu anda gayet iyi. Sağlıklı. Bizi merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Evet, bakımları zor. Evde böyle pratik çözümlerle bir şekilde iyileşmesini sağlıyorum. Sabah akşam pansuman yapıyoruz yarasına. Temizlememiz gerekiyor. Linda'ya. Ama işte yani zorlu bir bölge. Boyun bölgesi olduğu için bandaj durmuyor. Boyunluk durmuyor. Ama iyi. Yani. Bakın yatıyor işte böyle. Bir de çok sıcak. Çok sıcak olduğu için hiç kımıldamak da istemiyor. Yani hiç hasta olmasınlar değil mi? Aras abisi. Evet. Çok seviyor. Belinde o kadar uslu durdu ki. Çok usluydu. Çok söz dinledi. Aferin benim kızıma. Değil mi anneciğim benim? He? Aferin. Evet bakın. Yani sıcaklarda canı hiçbir şey yapmak istemiyor tabii ki. Yoğun bir tedavimiz vardı. Anestezi aldı. Uyuttular tabii ki biliyorsunuz. Uyandıktan sonra birazcık sıkıntılıydı. Kendine gelemedi. Anestezinin etkisini atması biraz sürdü. Ama şu anda gayet iyiyiz.
Değil mi kızım? Evet, Linda iyileşsin. Aras abisiyle birlikte oyun videolarını tekrar çekmeye başlarız ya da bakım videolarını. İşte yani böyle bir hastalıktan sonra çok dikkat etmek gerekiyor böyle bir ameliyattan sonra daha doğrusu. Çok itinalı ilgilenmek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Söylediğim gibi yani dikişli olduğu için sabah akşam pansuman yapmak gerekiyor. Pansumanını biliyorsunuz batikonla yapıyoruz. O bölgeyi temizliyoruz güzelce. Şimdi iyiyiz. Sağlığımıza kavuşuyoruz yavaş yavaş. Çok teşekkür ederim herkese. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Aras hoşça kal demek ister misin sen de? Hoşçakal. Evet, Aras abisi. Peki sen ne hissettin Linda böyle ameliyat olduğunda? Keşke ben de yanında olsaydım. Ben o zaman da arkadaşlarımla dışarıda oynuyordum. Evet, Linda'nın yanında değildi Aras. Ben götürdüm. Yani açıkçası çok üzülmesini istemediğim için Aras'ı götürmedim yanımda. Ben hallettim. Çünkü Aras dayanamıyor hiç Linda'nın hasta olmasına. Hemen üzülüyor. Ama şu anda iyiyiz, değil mi anneciğim? Hadi herkese hoşça kal diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Video. Buradayım Şey, kızım, ben buradayım. size batik